Bu makale Lokma Dergisi sponsorluğunda sunuluyor. İsmail Kılıçarslan. Ben senin var ya lafınla şekil alamam. Misale nereden başlayayım? Şuradan. Diyorum ki abi seni sever bir noktaya kadar da önemserim ama dindar ailelerin çocukları diye bir denek grubu tanımlayıp dindar ailelerin çocuklarını kobaylaştırmaya kalkarsan son derece komik tespitlerle sosyoloji ilminin anasını ağlatırsan eleştiri hakkımı da kullanırım dalga geçme hakkımı da. Zira aradaki hukuk başkadır yaptığının tuhaf çok tuhaf olduğunu düşünmem başka lafa söze geldi mi Türkiye'de insanlar birbirini eleştirmeye korkuyorlar icraata geldi mi ama böyle ört ki ölek abim. Yahu bir kere dindar ailelerin çocukları başörtülü iki kız bulup özgürlüklerimiz kısıtlanıyor tamam mı dedirterek kümeleştirebileceğim bir şey değil ki. Niye yapıyorsun bunu? İyi niyetle yapıyorsan bil ki buradan bakınca iyi niyetini gördüğümüz bir şey yok ortada. Sen bu çocukların üzerinde hilafı hakikatle tepinirsen ben de eleştirir, dalgamı geçer, iğnelerim. Pandemi yüzünden dindar ailelerin kızları başka şehre üniversiteye gidemiyormuş da, özgürlüklerini doyasıya yaşamıyorlarmış da, koca ve boş bir laf kümesi yani. Ben de üç tane seküler aile kızı bulayım. Madem de misal Eskişehir'de üniversite için bulunmadıklarını, alkol, uyuşturucu, serbest cinsellik için Eskişehir'i tercih ettiklerini ispat edivereyim. Ne kadar terbiyesizce, ne kadar itham edici, ne kadar yaralayıcı değil mi? Yüz binlerce seküler aileyi derinden üzecek bir şey. Muhayyel bir baskıcı dindar aileler kümesi yaratmak için milyon tane insanı yaralamanın manası nedir? Anlasana, bu yaralayıcı tavırla mücadele etmenin yolu dalga geçmek. Dindar ailelerin çocukları yatsı namazına diye çıkıp halı sahaya gidiyorlarmış, kepsi yapmayak da ne yapak. Kendimizi de bıçaklayak. Bu arada Allah affetsin bir dindar aile çocuğu olarak teraviye gidip çıkıp okey oynamışlığım vardır. Abo ne sosyolojik tespitler çıkar buradan be. Hadi bir başka yerden devam edeyim. Ben senin var ya lafınla şekil alamam bahsine çok uzaktan bir eleştiri yaparak diyor ki Amerikalarda, Avrupalarda, koca koca okullarda okumuş, apoletleri kalabalık ama ne hikmetse herkesin fellik fellik kendisinden kaçtığı bir büyüğümüz. Efendim Kızıl Elma idealini eleştirenin Türklükle bir sorunu olduğu gibi İslam'la da ilgili bir sorunu vardır. Değerli büyüğüm, ben Deniz Kızıl Elma idealini 11 yaşında Ömer Seyfettin'in hikayesini okuyarak edinmiştim. Yine o yaşlarda öğrendiğim Osman Gazi'nin bizim davamız kuru cihangirlik davası değildir sözüyle de bitirmiştim zihnimde Kızıl Elma idealini. Dolayısıyla Kızıl Elma idealiyle bir sorunum yok. O idealin İslam'ın içinde bir ideal olduğunu 11 yaşımdan beri biliyorum. Sadece Kızıl Elma idealinin araçsallaştırılmasını biraz kekre buluyorum o kadar. Bak çok da değil ha biraz. Gerçi öyle bir atmosfer arzu ediyorsunuz ki değerli büyüğüm en küçük bir farklı düşünüş, en küçük bir ben buna katılmıyorum cümlesi boğulup gitsin istiyorsunuz. Elinizde bir ihanet ölçer var anladığım kadarıyla. İnsanların yazdığı en küçük cümleyi, en basit tweet'i bekleyip aha da ihanet etti davaya görüyor mu demek için Alesta bekliyorsunuz. Bak şunu da yaz ihanet belirtileri listene. Ayasofya'nın ibadete açılmasını nasıl canımla kanımla desteklediysem, Kariye Müzesi'nin camiye çevrilmesine de öyle Karşıyım. Bu da beni davaya ihanet eden adam yapar mı acaba? Bence yapar, yapmalı. Allah'tan dava sizden büyük de değerli büyüğüm Hem itiraz hakkımızı saklı tutmayı başarabiliyoruz Hem de davaya sıkı sıkıya bağlı kalmayayım Fakat sevgili büyüğüm izninizle şu kadarını da söyleyeyim Arzu ettiğiniz atmosfer iyi bir atmosfer değil Öyle bir atmosfere gönül indirecek olsaydım Benim de omzumu kalabalık apoletler süsler Kart vizitim şekilli cüzdanım da epeyce dolu olabilirdim. Fakat değerli büyüğüm sözümü bağımsızca özgürce dilediğim gibi Söyleyebilmeyi çok ama aşırı çok önemsediğim için böyle biriyim ben. Haytanın, haylazın sözünü esirgemezin biriyim. Davaya ihanet etmek, gidebilecek başka hiçbir yeri olmayan senin gibi değerli büyüklerimizin belirleyebileceği bir şey değildir. Gitmemeyi bir ahlaki ödev, bir varoluş biçimi bilen insanların bile belirleyebileceği bir şey değildir. Zira davat dediğin Anadolu kıtası büyüklüğünde bir taştır ve sen ben dahil kimsenin haddine değildir o taşın genetiğiyle oynamaya kalkışmak. Mehmet Akif'ten Necip Fazıl'dan, Osman Yükselser'den geçtiden, Necmettin Erbakan'dan, İsmet Özel'den, Metin Yüksel'den, Sadık Albayrak'tan, Recep Tayyip Erdoğan'dan tevarüs ettiğimiz davanın zangucu sen kaldıysan değerli büyüğüm, vay ki bizim halimize. Dolayısıyla ben senin var ya lafınla şekil alamam. Bu makale Lokma Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.